Ondan sonra derdinizi anlatın. Dikiş kursumuza 50 tane mahallemizden kardeşimiz ve ablalarımız katılacak. Bu kursumuzu İş Kuru ve Halk Eğitim'le beraber, Konak Belediyesi'nin vermiş olduğu destekle beraber bu projeyi yapıyoruz. Allah kendilerinden 1000 kere razı olsun ki bize böyle bir zamanda böyle bir desteğe çok ihtiyacımız var. Bizim toplumumuzun biliyorsunuz kanayan yarasıdır işsizlik. 50 tane kızımıza, 50 tane ablamıza burada Allah nasip kısmet ederse kurs bitiminden sonra belgelerini vereceğiz. Kurs bitiminden sonra da işlerini yerleştireceğiz. Allah Sayın Başkanımdan, Sayın Halk Eğitim Müdürümden, Sayın İş Kurum Müdürümüzden 1000 kere razı olsun. Bravo Bursa! Sevgili Başkanım, Kemal kardeşim geçen aylarda yine bir kurs düzenlemişti. Orada da kuaförlük kursuydu. Orada da birlikte olduk. Şimdi İşkur ve Halk Eğitim'le birlikte onların destekleriyle, bizim desteklerimizle yeni bir kurs daha açtık. Buradaki gençlerimiz, kadınlarımız bir belge kazansınlar, bir meslek kazansınlar diye yapılmış bir kurs bu. Umarız bu kurslardan onlar bir uzmanlık, bir meslek kazanarak çıkarlar ve sen 10 numara bir insansın. Bu mahalle en güzel hizmet. Tamam. Hayatlarını devam ettirecek bir olanağa kavuşurlar. Bu çabaya verdiğimiz destek nedeniyle biz çok mutluyuz. Bunları değerlendirmenizi istiyoruz. Türkiye'de istihdam, iş önemli sorunların başında geliyor. Bunları halletmek için bir arada el ele kol kola çalışacağız. Ben başta Kemal kardeşim olmak üzere Halk Eğitim Müdürümüze, İş Kur Müdürümüze ve sevgili vekilimize çok teşekkür ediyorum. En başta sizlere teşekkür ediyorum. Yaşayın, var olun. Herkese başarılar. Hadi vela kuvveti illa billahiyle zil. Hadi bakalım. Zemanım bir şey içer. Bugün burada önemli bir mesele için bir araya geldik. Kanayan yaramız bizim. İşsizlik. İşsizliğe çare olmak için çok değerli çalışanlarımızla ilgili kurum yetkilileriyle burada belediye başkanımızın öncülüğünde ve muhtarımızın öncülüğünde meslek kursu açıldı. Türkiye'de Roman mahallelerinin %96'sı şu an itibariyle işsiz. İşimiz yok, gücümüz yok, açız, yoksunuz. Çocuklarımıza sabahleyin ne yedireceğimizi düşünüyoruz. Onun için bütün Türkiye'deki belediyeleri ben göreve davet ediyorum. Bizim kardeşlerimize iş imkanı tanısınlar. Bizim kardeşlerimize mesleki bilgi beceri kursları açsınlar. Onları ilgili kurumlar istihdam etsinler. Bizler işsizlikten Türkiye'de kırılan en yoksul, en gariban kesimiz. Dolayısıyla burada bu örnek çalışmayı başlatan başta muhtarımız, belediye başkanımız, il müdürlüklerimiz olmak üzere kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu örnek çalışma bütün Türkiye'deki belediyelere örnek olur. Seba ablamın yaptığı iyiliği bu mahalleyi kimse yapmaz. Devletimizin bütün
dükkanlarını buraya seferber etmeye hepimiz hazırız. Ne olur şu kursu 50 kişilik 2 grup 2 sınıf başladığınız gibi bitirin. Lütfen sabredin. Başarılı olun. Sertifikalarınızı alın gelin. İşe yerleştirme safhası bende. Bu öğreneceğiniz meslek şu anda iş kurum. Talepleri karşılayamadığı mesleklerden bir tanesi. Çok önemli bir meslek. Lütfen bunu başladığınız gibi bitirmenizi ben istirham ediyorum. Hepinize saygılar sunarım.